Evet, çok değerli basın emekçisi kardeşlerim. Bugün de ilçe ilçe esnaf gezme rutinimizin Erzurum ayağındayız. Erzurum'da hem Horasan, hem Pasinler, Hasankale hem de merkez ilçelerde esnafla konuştuk. Sizler de benimle beraber takip ettiniz. Gördünüz. Yani nasıl bir çalışma biçimi yaptığıma şahit oldunuz. Aldığımız cevapları da siz gördünüz. Esnaflara işler nasıl dedik. Ama şimdi ben aracılığınızla, yani bu çalışmaları yapmaya devam edeceğim. Ama aracılığınızla sizler üzerinden bizi izleyenlere ve özellikle iktidar partisine, Sayın Cumhurbaşkanı başta olmak üzere bilumum yöneticilere seslenmek istiyorum. Erzurum'da özellikle Horasan ve Hasankale'de, Pasinler'de gördüğüm ve bu merkezde de gördüğüm acayip bir yoksulluk var. Özellikle de tarımla, hayvancılıkla ilgilenenlerde inanılmaz bir problem var. Bu kışı yani elbette elde olmayan sebeplerle kurak olması neticesinde tarımda müthiş bir zorluk yaşanmış. Bu kışı geçirebilmelerinin yolu bu insanlara aktif, açık, net yardım edilmesidir. Aksi takdirde bu kışı geçirmeleri çok zor olacaktır. Yani ekonomik durumu dün iyi olan çiftçi, dün iyi olan tarım yapan insan, besici bugün kulağıma eğilip ama siz duydunuz bunları. Bakın bana kulağıma söyler gibiydiler ama siz duydunuz. Dediler ki bu kışı ne yapacağız biz? Dolayısıyla Erzurum'dan sesleniyorum. Erzurum'da öğrendiklerim muhtemelen Anadolu'nun her bir ilçesinde tarım ve besicilikle meşgul olan, onunla geçinen insanlar için geçerlidir. Bu kışın doğru dürüst bu insanların sağlıkla geçirebilme, bakın tekrar söyleyeyim, sağlıklı bir şekilde geçirebilmesi için acil yardıma ihtiyaç var. Ve bu yardımın derhal behemehal, çok hızlı bir şekilde planlanmasında çok önemli bir fayda olduğunu düşünüyorum. Aracılığınızla seslenmek isterim. Bir başka konu, Erzurum'da gördüğüm, bunu Erzincan'da da görmüştüm, burada da gördüm, genç işsizliği. Liyakat konusundaki problem ve insanların, gene bunlara şahit oldunuz, insanların KPSS, özellikle gençlerin KPSS'de aldıkları 80, 90, 92 gibi puanların karşılığına mülakata girip 60 ve 56 puan gibi rakamlar kazanmış, yani bu puanları almışların onlar yerine atanmasını her bir dükkanda bir gençte rastladık ve gördük. Sokakta gördük. Bakın şuradan şuraya bir saattir yürüyemiyorum ben gençlerin derdini dinlemekten. Bu konuda da liyakatın öne çıkarılması, kayırmanın ortadan kaldırılması, ayıların dayıların ortadan kaldırılması konusunda aracılığınızla iktidara seslenmek istiyorum. Bu konuda gençlerimizin umudunu yok etmeye hakkımız yok. Bir genç dedi ki bütün neyim varsa yazın çalıştım. Neyim varsa gidip gelirken bu KPSS sınavlarında harcadım. Günahtır. Bunlara dikkat etmemiz gerektiğini ve iktidarın buna el atması gerektiğini düşünüyorum. Bizi davet ettiniz, takip ettiniz. Bunlara şahit oldunuz. Aracılığınızla inşallah kamuoyunda bu konuda bir dikkat çekeriz. Dikkate sebep oluruz diye biliyorum. Teşekkür ederim sizlere. Sorunuz varsa alırım. Var mı? Var mı sorunuz? Ha bu arada bir şey söyleyeyim. Şimdi bu Sinop, Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde ve Bartın'daki sel felaketinden bizim arkadaşlarımızın bize verdiği bilgiler var. Onu gene sizler aracılığınızla iktidar partisine seslenmek amacıyla paylaşmak istiyorum. Önce sel felaketinde hayatını kaybeden bütün kardeşlerimize Cenab-ı Hak'tan rahmet diliyorum. Ailelerine başsağlığı diliyorum. Şimdi yiyecek, içecek gibi konularda ihtiyaç yok. Devlet onu karşılıyor.
bu konuda gayret eden bütün kurumlarımıza teşekkür ediyorum. Ama yurt dışarıyla, bulundukları ilçenin dışıyla şeyleri yok. İletişim problemleri var. Bir gezici, gezici diyorlar, seyyar, bir cep telefonlarıyla ilgili bir baz istasyonu isteniyor. Power bank dedikleri, bank dedikleri bu şarj işini yapan bir alet isteniyor. Ve bu konuda destek isteniyor. Bir de jeneratör isteniyor bu bölgelere. Bunu da aracılığınızla duyurmak isterim. Bu konuda yayınlarsanız da çok sevinirim.